Bismillahirrahmanirrahim. Hal yastaviyan. Bu ikisi beraber olur mu? Deb nomlanadigan dersimizin bugün 25'si. 25. dersimiz mavzusu sünnet ve bidiyat. Bu ümmetin içinde, ümmeti Muhammediyen içindeki her bir kişi Allah Teala'nı yaxşı göremen deydi. Bu namaz okuydu mu, okumuydu mu, araq içedi mi, araq içmiydi mi? La ilahe illallah Muhammed Resulullah dedi mi? Hamasi Allah'ı yaxşı göremen deydi. Lekin Allah Teala ana şu özüge bo'lgan muhabbatni bandalar isbot qilishini talab qilgan. Biz isbotlashimiz kerak. O isbot nima? Alloh taolo aytadi: "Astaydu billah, qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumullohu va yaghfir lakum zunubakum wallohu g'afurur rahim." Mana shu oyat siz bilan bizdan isbotni talab qilyapti. Ayting ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, agar sizlar musulmonlar Allohni sevsangiz, Allohni yaxshi ko'rsangiz, menga ergashinglar. Shunaqa deb ayting. Shunda Alloh sizlarni sevadi va gunohlaringizni mag'firat qiladi. Alloh gunohlarni mag'firat qiluvchi mehribondir. Tushunalingmi? Allohni yaxshi ko'ramiz degan da'voimiz bo'lsa, Muhammad alayhissalomga ergashishimiz kerak. Aks holda bizi Allohga bo'lgan muhabbatimiz yolg'on bo'ladi va Allohni bizga ham bo'lgan muhabbati bo'lmaydi. Shu sababdan bu ummat kişiler ikkiga bo'lindi. Sunnatga ergashadiganlar ve bid'atni joriy qiladigan bid'atchilar. Bid'atchilar kimlar? Alloh taologa yaqin bo'laman deydi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatidan boshqa yo'l bilan. Payg'ambarimiz ko'rsatmagan ishlarni qiladida, shu bilan Allohga yaqin bo'laman deydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar, Ibu Xoridan keltirilgan hadisda: "Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba." Meni ümmetimden her biri cennetke kiradı. Fakat baş tutganları kirmeydi. Kim baş tutadı ya Resulullah da soruşkanı da? Resulullah ettiler. Kim menge itaat kılsa cennetke kirdi. Kim menge itaat kılmasa baş tuttu. Sünnet keremez dediğin adamlar var. Kur'an'da özü bilen kifalen ama sünnet keregi yok dedi. Şu adam dinden çıkardı. Sünnette var nasıl ki? Para vakimiydi, sünnet keremez dedi. Sünnet keremez degan bu qadan bilasan payg'ambarning aytganini o'g'yapti deb turadiganlar bor. Bu odamlar dindan chiqadi birodarlar. Shuning uchun sunnat kergachlik siz bilan bizni yelkamizdagi birodarlar shart ish. Modomiki Alloh taologa muhabbatimiz chin bo'ladigan bo'lsa. Man yuti'ir rasula faqat ata Alloh va man tavalla fama arsalnaka alayhim hafiza. Alloh taolo aytadi Niso surasida kimki payg'ambarga itoat etsa demek Allohga itoat etibdi. Bizga Qur'onda o'zi yetadi deyotgan odam shu oyatni eshitsin. Muhammad payg'ambar nimani bergan bo'lsa olinglar, nimadan qaytargan bo'lsa qaytinglar. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Allohga va oxirat kuniga iymon keltirganlar uchun Muhammad alayhisalom hayotida ibrat bor deb turibdi. Alloh buyuryapti, Muhammad alayhisalomga ergashdim. Demak, shuni sunnatiga ergashishimiz kerak. Endi kim kerak emas desa, shu oyatni inkor qilgan bo'ladi, dindan chiqadi. Rasulullohga bo'lgan itoat bu Allohga bo'lgan itoat. Rasulullohga bo'lgan osiylik bu Alloh taologa bo'lgan osiylik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam havodan olib gapirmaganlar. Va ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Alloh taolo aytibdi va u Muhammad alayhisalom o'z havoyi xohishi bilan so'zlamas. U faqat Alloh tomonidan payg'ambarga vahiy qilayotgan bir vahiy xolos. Bir ayol kelib İbn Mas'ud roziyallohu anhuga aytdi ki, siz qoshini terganlarni Alloh la'natlagan debsiz. Ha dedim. Men Qur'onni o'qib chiqdim boshidan oxirigacha. Ha Qur'onda qoshini terganlar haqida so'z yo'q ekan-ku. Hozirgi gapda İbn Mas'ud aytdi, Qur'oni Karimda "Va ma atakumur rasulu fakhuzuhu va ma nahakum anhu fantahu" oyatini topdingizmi dedi. Ya'ni Muhammad payg'ambar o'zi sizlarga ato etgan narsani olinglar, u zot sizlarni qaytargan narsadan qaytinglar deganini o'qidingizmi? Ha, o'qidim dedi. Demak, Muhammad alayhissalom aytgan narsani Alloh taolo aytgan bo'laveradi. Payg'ambarimiz la'natladimi? Qoshini terganlarni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tili bilan la'natlangan bo'lsa, demak Alloh taolo ham uni la'natlagan bo'ladi. Tushunarlimi? Birodarlar, Qur'onni juda katta qismini tushunishimiz uchun sunnat kerak bizga. Qur'on nima? Qur'on bizi dasturul amal bo'lsa, sunnat uni sharhi. Ro'zani fiqhi, hajni fiqhi Qur'onda aytilmagan, umumiy aytib qo'yilgan, haj qilinglar, ro'za tutinglar, zakot beringlar deb.
Şunu yapız mı endi? Kur'an'ı şarhla beradı bizge sünnet. Kim sünnet kereyim aslese bu adam dinden çıkar. Hatta sünnetin maskara kısayam dinden çıkar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü de özünün havuzunu aldı durarkenler bir top ümmetlerden bugün kişiler içkeni havuzunu aldı yekelişer. Şunda malaikeler ana şu ümmetten bir taife kişilerini havuzdan kaytarışadı. Şunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hum ashabi, hum ashabi, ular benim ümmetim, benim ashablarım degende malaikeler aytadı siz sizden keyin bular neme iş kıyanlilerini bilmiyorsunuz. Yani bidatlarda köp krizişi var yani. Bidatçı bu yani bunlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özü haydiydi bunlardı. Narab olaylardı. Hayrul kelami kelamullah. Hutbalarda aytamız. Sözlerinin en yaksa Allah'ın sözü. Ve hayru hadiye hadiye Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Yollarının en yaksı Muhammed aleyhisselam'ın yolu. En yakşı ol Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ın yolu. İşlerini yamanı keyin payda bo'lgani. Dindagi ishlarning yomoni keyin paydo bo'lgani. Qur'onda sunnatda asosi bo'lmagan yangilikni kiritgan kishi shu yangilikni kiritib turib shu dinda bor desa bu odam bid'atni joriy qilgan bo'ladi. Har bitta bid'at zalolat va har bitta zalolat jahannamda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun." Muslim rivoyat. Kim biz unga buyurmagan amalni qilsa albatta u rad etilur. Dinimiz komil. Unga qo'shib ham bo'lmaydi, olib ham bo'lmaydi. Biz nimani bidiyat deymiz? Ramkani bilib olaylik. Bir kishi bir ishni paydo qildi dinda. Dini ish. Shu narsa dinda bor dedi, dinda asli yo'q uni. Umar ibn Xattob ham paydo qildi bidiyatni. Faqat bu yaxshi bidiyat oldi. Tushunalingmi? 20 harakatni o'qiymiz dedi, payg'ambarimiz o'qimagan, ammo asosi bor. Sahobalar ittifoq qilishdi, qoldi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yüge üç kişi gelip Ummahatul Mu'minilerden birinden soradı. Resulullah'ın yüde kılardı yani amellerine. Meşhur hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de kıladı, demin de kıladı, ayeti verişti. Şimdi üç tane kişi hayran olup şöyle mi? Resulullah çünkü o amel kıladı mı? Yani ki o zat sallallahu aleyhi ve sellem günahları keçirilen zat. O zat azra amel kısayan bol uğradı. O zat azra amel kısayan bol uğradı. Biz köprü akılışımız gereği, bitti asayette. Ben hiç kaçan uklamayım ben, keçesi bile namaz okup çıkamam dedi. İkinci sayette, hiç kaçan ağzımı açmayım ben, roza darıyorum ben dedi. Üçüncü sayette, ben üylenmeyim ben dedi. Üçelesine hem, kılıyken işi, den maksadı Allah'ın razı kılış. Lekin tutuyken yolu Peygamberimizin yolu git oraya mıydı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onların sözlerini kelime eşitip kaldılar da, falan sözü silah ettiler mi? Allah'a kasam, sizlerden göre ben Allah'ın yakşılığa tanıyım ben. Sizlerden göre Allah'a yakarım ben. Şunu diye bulup durup, ben bazı keçelerde okulamaya namaz okuyayım ben, bazı keçelerde okulayım ben. Hayaller ki üylenemem. Ve bir gün, bazı günler roza tutamam, bazı günler roza tutmayayım ben. Bana şu benim yolum. Kim benim yolum ki hılaf iş tutsa, bas o meyindenmez dedi. Sünnetki amal kılıçlık hem ekeler, ükeler. Sünnetki muvaffak oluş gerek. Sünnetke amal kıladığın adam bilen bidatçının ortasında albatta katta fark var. Gerçi sünnet düşeğenler az bosayan buradalar. Sünnet düşeş gerek. Gerçi bidatke amal kılayken köp bosayan bu nasadan ihtiyat buluşu gerek. Çünkü ayettik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün havuzu kafsarını aldı siz bilen bizi kütük buradı. Üç günü haydarıp geçtiğinden Allah saklasın. Bir günü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazda turup namazda durdular, okup, ayak giyimlerini okuyordular. Ayak giyimlerini geçip koydular, namazda durup. Arkada duruyen sahabalardan ayak giyimlerini okuyup yatırdı. Mescitte, yani kumbagen yeri mescitte. Hemen namazda durup ayak giyimlerini geçip koydu. Hani kaysi dereceleri yeri geçken. Resulullah namazını tüketip durup şimdi karasalar, ayak giyimlerini geçip koydu. Ne meyilin de yıkılıyorlar. Ya Resulullah, siz geçiyordunuz, bizden geçtiydi işte. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sırlarga vacip basıdı. Cebrail haber kıldı ki ayak giyimizde bir aziyet var. Necaset var. Geçip koyayım dedi, yine geçip koydum dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özüden keyin köp fitneler, ihtilaflar bu için haberini vergenler. Kale sallallahu aleyhi ve sellem Usikum bi takvallahi azze ve celle ve sam'i ve ta'ati ve in te'ammara aleykum abdun habashi fe innehu men ye'iş minkum fe sayara ihtilafen kethiran.
kim oralarda kim menden keyin yaşasa ko'p ixtiloflarni ko'radi. Fa'alaykum bi sunnati va sunnatil xulafoi roshidin al mahdiyin. Shu ixtiloflar kelgan paytda nima qilinglar? Meni sunnatimga va hidoyat qilingan to'g'ri yo'ldagi xalifalarning sunnatiga yashingiz. Fitna yoyilganda, ixtiloflar ko'payganda sunnatni ushlashlik kerak bo'ladi. Kim payg'ambarning sunnatiga xilof ish qilsa, payg'ambarga qarshi chiqsa, buni oqibati nima bo'ladi? Astag'fir billah. Va man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda va yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla va nuslihi jahannama va sa'at masira. Nisa surasi. Kim haq yo'lni aniq bilganidan keyin payg'ambarga xilof ish qilsa va mu'minlarning yo'llaridan boshqa yo'lga ergashib ketsa, biz uni ketganicha qo'yib beramiz. So'ngina jahannamga dohil qilamiz. Naqadar yomon joydir u. Qani payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni yurishlari, gapirishlari, tashqi ko'rinishi bu Rasulullohning shaxsiy ishi bo'lgan. Bunga ergashishlikka undamagan biz Rasululloh. Menga o'xshilar, menga o'xshab. Lekin musulmonlar payg'ambarimizni yaxshi ko'rar ekan, ergashishligi shart bo'lmagan o'rinda ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ergashgan. Endi qarang. Bir kishi Rasulullohni yaxshi ko'raman deydi-yu, hayotini qarasangiz, umuman sunnatga yaqin emas. Ya'ni shunday odamlar bor, indamaydi, lekin hayotini qarasangiz, boshidan oxirigacha sunnatga amal. Oyoq kiyimigacha kiyayotganda sunnatga amal qilayotgan, ovqat yeganda sunnatga amal qilayotgan, gapirmaydi birovga. Indamay sunnatga amal qilaveradi. Haybar kunida musulmonlar yahudlarni qamal qilib turar ekan, ovqati tugab qoldi, och qolishdi. Bir necha kun och qolib ketishdi, ovqat yo'q. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam namoz o'qib bo'ldilar. Qarasalar, qozon to'ldir, go'sht qaynayapti. Qayerdan keldi bu dedi? Ayrim kishilar uy eshagini, mana eshagini, xonaki eshagini so'yib, qozonda to'ldirib, go'shtini pishirishyapti. Bu vaqtda hali eshak go'shti harom bo'lmagan edi. Va shu paytda Alloh taolo vahiy nozil qildi eshak go'shtini haromligi haqida. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam eshak go'shti harom bo'ldi, buni yemanglar. Bironta odam Rasulullohga churqitmadi. Hech kim e'tiroz bildirmadi. Savol so'ramadi, fikr bildirmadi. Qozonda og'darib og'darib tashlashdi. Ana payg'ambarga itoat qilish qanaqa bo'ladi? Asrimizda yashab o'tgan ulamolardan biri betob bo'ldi. Ana shu kasalligi tufayli keyin vafot etdi. U kishining xizmatini qilib turadiganlar tahorat oldirib qo'yadi, oyog'ini mahsusini kiygizib qo'yadi, kiyimini kiydirib qo'yadi. Xullas, xizmatini qilayotgan bir odam mahsusini kiygizadigan payt bo'lganda chop oyog'idan boshlab qo'ydi. Haliga zo'rg'i gapirayotgan, hali harakatga quvvat yetmayotgan olim to'xta dedi. O'ng oyog'idan kiydir dedi. Qarang, shu darajada sunnatga sunnatni tatbiq qilib bunga odatlanganki, xolamayapti ki ishlaydi. Kasal bo'lganda ham, bemor bo'lganda ham. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni Alloh taolo nima uchun yubordi biz oldimizga? U zotga ergashligimiz uchun. Va buyurdi. Buyurdi. Bir kuni Zubayr ibn al-Avvom roziyallohu anhu bog'i bor, yonboshidagi bog'ning egasi bilan talashib qolishdi. Suvni kim birinchi bog'iga olib kelib, bog'ini sug'orib oladi? Ikkalasi talashib qolishdi-da, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldiga kelishdi. Rasululloh ikkalasining so'zini eshitib turib, aytdilarki, Zubayr ibn al-Avvomga, "Avval siz sug'orib oling bog'ingizni, keyin sherigingiz sug'arsin" dedi. Endi ikkinchi odamni qarang. G'azablanib aytdiki, "Ya Rasululloh" dedi. "Bu sizni ammangiz o'g'li bo'lganligi uchun buni foydasiga hukm qilib berdingizmi?" dedi. Kimga aytyapti bu gapni? Alloh taolaning eng suyukli bandasigami? Rahmatan lil alaminggami? Eng odil kishigami? Ana birodalar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni siz bilan bizga Alloh taolo itoat qilishimiz uchun yuborgan. Yoki ashhadu alla ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammad rasululloh deb qo'yib turib, xolaga ishimiz qilib keta olamizmi payg'ambarning hukmiga quloq solmasdan? Agar unday bo'lsa, bizning iymonimiz komil iymon bo'lmaydi birodalar. Alloh taolo o'rtamizda ixtiloflar, kelishmovchiliklar bo'lib qolgan paytda kimga murojaat qilishimiz kerakligini o'rgatyapti. Mo'min odam nima ish qilish kerak? Astagfirullah. Fala wa robbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum. Yo'q. Parvardigoringizga qasamki,
Ta ular öz ortalarda çıkan kelishmovchiliklarda sizni hakem qilmagunlaricha payg'ambarga murojaat qilinadi. Shariatga murojaat qilinadi ikkita musulmonning o'rtasida muammo chiqsa. Bo'ldimi? Yo'q. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qodayta. Keyin siz chiqargan hukmdan dillarida hech qanday taynlik topmaslik kerak. İkinci şartı. Üçüncü şartı ve yusallimu taslima. Tola taslim bo'lmagunlaricha, bo'yin sunmagunlaricha zinhor mu'min bo'la olmaydilar. İkitamiz kelishmay qoldik. Biz murojaat qiladigan joy shariat. Birinchi shart. Shariatga murojaat qilasiz. Chiqargan hukmga xo'p deysiz va qalbingizda hech qanday g'illag'ashlik qolmasa, garchi sizni zararingizga hukm qilinsa ham, shunda iymoningiz komil iymon bo'ladi. Sunnatga amal qiluvchi inson bilan bidatchi inson, bu ikkisi hargiz teng bo'lmaydi. Aqulu qavli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi.